Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta broş kanalımda birlikte bu güzel çiçek küpelerden yapacağız. Şöyle top küpe formunda. Hafif, gerçekten kullanması çok kolay. Kulakta da çok şık duruyor bu küpelerimiz. Şöyle takayım, şurada da göstereyim. Böyle silikon tıpalarıyla, küpe tıpasıyla. Arkası keçe. Yani yapımı çok basit bu modelin. Şimdi yaparken de birlikte siz de fark edersiniz. Gerçekten çok kolay. Bu şekilde. Bunlar malzeme olarak ana malzememiz. En vazgeçilmez tabii ki de pul. Ve ortası için taş kullandım ben. Bu tarz. Benim kullandığım sanırım plastik galiba. Tuhafiye'de buldum. Bunları hoşuma gitti. Bu şekilde. Normalde bunların Beyoğlu taşı diyorlar. Onlardan da var. Onlardan da kullanır. Hatta şuraya da karışmış bir tane sanırım. Bir dakika. Şöyle akrilik taşlar, Beyoğlu taşları kullanabilirsiniz ortası için. Elinizde bu tarz taşlardan yoksa alternatif olarak ne kullanabilirsiniz? İnci, kristal boncuk. Yani önemli olan şu ortada etrafında dönebileceğiniz bir alternatif olması. Yani inci kullanabilirsiniz, kristal kullanabilirsiniz. Boyutu 6 milim olursa yani 6 milim uyar bunun yerine. Kullanabilirsiniz. Ben yine şu gold'dan göstereceğim. Şimdi videoda. Çünkü gümüşü denedim. Gümüş pullarla gold pullar arasında bir fark var. Onu da şimdi size anlatmak istiyorum. Ben pul dizme konusunda, pul kullanımı konusunda daha yeniyim. O yüzden bu pulların boyutları var mıdır, nasıldır onu çok bilmiyorum açıkçası. Zaten satın aldığınız yerlerde maalesef tuhafiyeler boyut sorduğunuzda boyutları bilemiyorlar. Şu gümüş pul bu modelde kullandım. Zaten baktığınızda da şöyle az çok fark edersiniz. Boyut olarak farklı duruyor. Şu gold daha değerli toplu, daha güzel duruyor. Bu biraz daha dağınık duruyor. Çünkü arada şöyle bir fark var. Hemen göstereyim. Bir tık gold büyük. Büyük geldi. Yani siz alırken bu modeli yapmak isterseniz pul çok pahalı bir şey değil. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Çok fazla renk çeşidi olmuyor maalesef. Büyük mağazalarda bulabilirsiniz ama küçük dükkanlarda çok fazla renk çeşidi bulamazsınız. Ancak gümüş ve gold'unu bulabiliyoruz. Gold'um biraz büyük çıktı. Pardon, gümüşüm biraz büyük çıktı. Gold boyutu çok güzel gerçekten. Bu tarz, bu boyutta almanızı tavsiye ederim. Paketleri yan yana getirdiğiniz zaman muhakkak bu farkı anlarsınız. Bir boy daha var, onu göstereyim de karıştırmayın. Çok minikleri de var. Onlardan da kullanmıyoruz. Onu da gösteriyorum hemen. Şöyle bu kadar minik de değil. Yani orta boy da değil aslında. Yani boyutları bilmiyorum. Gerçekten bu konuda yardımcı olamıyorum. Kusura bakmayın ama en azından bu şekilde bir farkı size gösterebilirim. Yani şu boy gerçekten çok güzel. Çok kullanışlı oluyor bu model için. Model çok basit. Yapımı ve gerçekten çok az malzemeli. Ne kullanacağız? Şimdi malzeme olarak hemen ona geçeyim. Keçe broş yapımında olmazsa olmazlardan. Ben onu da söyleyeyim. Bu modeli neden broş kanalına yüklüyorum? Biraz broş yapımı tarzında olduğu için, broş teknikleriyle yapıldığı için bu kanala yüklemek istedim açıkçası. Ses anlatımını yine Şenay tasarıma yüklemeyi de düşünüyorum. Çünkü küpe model olarak çok güzel bir model. Keçe üzerine döşendiği için, bezeme yapıldığı için bu kanala da ayrıca yüklemek istedim. Ana maddemiz keçe. Keçe üzerine yapacağız. Minicik bir parça keçe kullanacağız. Taş, pul. Bu taştan yoksa dediğim gibi 6 milim inci ya da kristal kullanabilirsiniz. Kum boncuk. Kullandığım kum boncuk numarası her zamanki gibi 11 numara. Henüz ben farklı boyutlarda kum boncuk
modellere geçmedim. Şu an henüz o kadar çok çeşit malzeme temin edemedim. Açıkçası farklı modeller istiyorum ama malzeme konusunda sıkıntı yaşıyorum. İnşallah bu kumun da boy boy almak istiyorum. Miyuki vesaire. Şu anlık 11 numara kumla devam edeceğiz. İnşallah farklı boyutlar aldığımda farklı tasarımlar göstereceğim. Bu şekilde küpe tıpaları, boş küpe tıpaları, çeşit çeşit boy boy ve silikon küpe tıpası var. Boş küpe tıpasının şöyle çeşitlerini de bu arada size tanıtmış olayım madem göstermişken. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela en benim kullanışlı olarak şu çok kullanışlı. Huni şeklinde. Bunu mesela bir inci ya da kristal bezediğinizde üzerine. Bunu doğrudan içerisine yapıştırıcısı, özel yapıştırıcıları var bunun. Onu da göstereyim. Bir saniye bekleteceğim. Şurada olacaktı. Silikondan ziyade, sıvı silikondan ziyade bu tarz kuvvetli yapıştırıcılar kullanırsanız daha sağlam sonuçlar elde edebilirsiniz. Taş yapıştırmadan. Bu huni gibi olanlar çok güzel. Böyle incilere, taşlara çok rahat bu şekilde yapışıp top küpe yapımında çok kullanışlı olabiliyor. Bunun dışında şöyle midye kapama şeklinde var. Altı askılı. Böyle bir çeşit var. Altı halkalı. Burası böyle gümüş top şeklinde duruyor. Bunun da burasına sallantılı küpe yapmak için gayet kullanışlı. En çok kullandıklarıma gelelim. Ben bu tarz işte modelin içerisinde kalacaksa böyle ucu kapalı olanları tercih ediyorum. Bunlarda birkaç boy var. Şöyle mini var. Bu çok kullanışlı gerçekten. Bundan normal bir orta boyutta alırsanız işinizi görür. Bu şekilde keçenin içerisinde kalıyor. Küpe tıpası kullanacağız. Ben şu boyu kullanacağım. 3 tane. Ve şöyle çok basit bir silikon küpe tıpası işimizi görecek. Bir tane bundan ayırıyorum. Kum boncuk ben pembeyle yapacağım bu kez. 11 numara kum boncuk pembesinden alacağım. Keçe şöyle kesmek için de şurada bir ölçü. Ölçü için böyle bir şey kullandım. Yuvarlak kesilecek çünkü önce. Silikon yapıştırıcı kullanacağım. Her zaman o kuvvetli yapıştırıcılardan kullanmıyorum. Yani broşların arka kısmını yapıştırmak için bunu kullanıyorum. Bu daha çok taş yapıştırmada kullanıyorum bunu. Gerçekten çok kuvvetli bir yapıştırıcı. Şimdilik ama zaten etrafı dikileceği için silikon yapıştırıcı iş görür diye düşünüyorum. İğnem ve her zaman kullandığım 0.20 milim misinam. Şöyle bir parça almıştım. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapımına geçebiliriz. Evet, malzemelerimi kaldırdım. Sadece gerekli olan malzemeleri bırakıyorum. Öncelikli olarak küpeyi yapacağımız alanı çizip keseceğiz. Neden önceden? Yani normalde hemen üzerine yapıp sonradan da kesebiliriz ama çok küçük olduğu için keserken sonradan yapıldığında pullar zarar görebiliyor. O yüzden baştan kesmemizde fayda var. Bu şekilde ben ölçü hani olarak bunu kullandım. Yuvarlak, yani çok büyük olmayacak şekilde bir yuvarlak çizeceğiz. Hemen şöyle keçenin kenarına koydum. Kalemle çizip etrafını iki tane keseceğiz bundan. O yüzden ben şöyle yapıyorum. İkiye katlıyorum. Çizdikten sonra bu şekilde kesersem iki parça da şöyle büyük bir makasla anca daha güzel kesiliyor. Böyle iki parça minik keçem olacak. Bir tanesi üzerine bezemeyi yapacağım. Diğeri de arka kısmını kapatmak için kullanacağım.
Renk size kalmış. İsterseniz yapacağınız modelin rengiyle aynı keçeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz elinizde güzel deri varsa, kaliteli deri varsa deri üzerine yapabilirsiniz. Farklı kumaşlar üzerine yapabilirsiniz. Keçe bu kalın keçe değil. Tabaka keçe diye geçiyor. Bu yine tuhafiyelerde parça parça satılıyor arkadaşlar. Kestim. Böyle iki parça oldu. Şimdi ortası için kullanacağım taşı önce yapıştıracağım. Daha sağlam olmasını istiyorum çünkü. Şöyle ortasına bir miktar sıvı silikon sürüyorum. Çok değil. Şimdi ben videoda vakit kaybetmemek için kurumadan dikmeye başlayacağım. Siz yapın, bırakın 5-10 dakika kurusun. Kuruduktan sonra dikin. Yoksa misinaya yapıştırıcı bulaşıyor. Bu şekilde ortasına yapıştırdım. Çok az bir yapıştırıcı sürmeniz yeterli. İyice donarsa, 5-10 dakika beklerse güzel donuyor. Ama ben şimdi donmasını beklemeyeceğim. Yine de şöyle bir sineği takana kadar beklesin biraz. Misinam 0.20. İğnemi de zaten artık biliyorsunuz. Regal marka 10 santim 100 numara bir iğne kullanıyorum. Misinamı taktıktan sonra şöyle bir düğüm atalım. Bu arada hafta sonu olduğu için herkes evinde. Komşular falan sesler duyabilirsiniz. Maalesef yüksek sesle konuşulduğu zaman videoya yansıyabilir. Bu konuda kusura bakmayın. Hafta sonu çocuklar evde, herkes evde. Sesli video çekmek de bu konuda biraz zormuş, onu fark ettim. Sessiz videolarda gayet rahat oluyor. Dışarıdan ses alma derdi yok. Evet, düğümümü attım. Bu şekilde bir düğüm atıyoruz. Sonra yapıştırdık ama daha sağlam olması için iki farklı yerden dikiş atacağız. Taşı zaten kasalı taş kullanırsanız yapıştırın. İnce olursa ya da kristal kullanırsanız doğrudan dikebilirsiniz. Hemen şurada zaten şöyle göstereyim. Kasalı taşlarda şöyle dikme delikleri oluyor. Hemen o deliğin şöyle dibinden çıkıyoruz. Görebildiniz mi? Şöyle. Dibinden çıktım. Buradan geçiyoruz. Bazı taşlarda iki tane oluyor. Bazılarında birkaç tane delik oluyor. Artık iki tane olan da tek dikişte atabilirsiniz. Şöyle ben iki tane atacağım. Elimizde küçük bir keçe var. Yani hani zaten çok büyük bir alana yayılmadığı için zorlanmayacağız yaparken. Diktim. Diktikten sonra hemen taşın dibinden geri yukarı çıkacağız arkadaşlar. Aşağıdan banıyoruz. Taşın sıfırından çıkmamız gerekiyor. Yani iğne taşa değerse çok daha güzel sonuç elde edebilirsiniz. Taşın dibinden çıktık. Şu fazlalıkları kaldırayım. Bir tane pul. Bir tane kum boncuk. Bir pul alamadım. Bir pul, bir kum boncuk ve bir pul. Yani toplamda 3 pul 2 kum boncuk alıyoruz. Bir pul, bir kum, bir pul, bir kum ve bir pul aldık. Geri hemen dipten banmıyoruz.
Çok uzaktan da banlıyoruz. Şöyle nasıl göstersem. Oh, elim çarptı. Bir saniye. Şurada misina. Çok az bir tık geriden banıyoruz. Şöyle göster. Şu an çok net. Bu şekilde. Hepsini aynı şekilde. Banış tarzımız değişmiyor. Böyle göstermişken bunu da belirteyim. Bakın şu kadar bir farkla aynı hizadan çok az bir boşluk bırakarak geri banıyoruz. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi çevirdim elimde. Hemen şu karşısından. Şimdi buraya bandım. Şimdi şuraya banacağım. Yani karşıdan taşın dibinden tekrar yukarıya çıkıyorum. Tam karşısından. Taşın dibinden yukarıya çıktım. Böyle dört noktayı aynı şekilde yapacağız. Bir pul, bir kum, bir pul, bir kum ve bir pul aldık. Sayı hep aynı, değişmeyecek. Banma şekli az önce gösterdiğim gibi değişmeyecek. Misina'nın biraz gerisinden sadece banıyoruz. Yavaşça çektiriyoruz. Ters dönmeyecek. Şu ters dönebilir. Buna dikkat edin. Sonra hemen diğer köşeden şöyle yukarı çıkıyoruz. Dört köşeye yerleştireceğiz. Sonra aralarını dolduracağız. Sinan düğümü oldu. Bir saniye. Evet. Yaptım. Bir pul, bir kum. Bir pul, bir kum. Ve bir pul daha aldım. Bu şekilde. Aynı şekilde misinanın bir tık gerisinden banıyorum. Şöyle. Doğru yerleştiğinden emin oluyorum. Biraz çekiyorum ve çeviriyorum. Şimdi hemen şuradan yukarı çıkıyorum. 3 tane dördüncü arayı yerleştireceğiz. Bir pul, evet sesler tekrar yükseldi. Bir kum, bir pul, bir kum, bir pul aldım. Umarım kameraya çok fazla benim duyduğum sesler yansımaz. Biraz daha geriden banıyorum. Ve bu şekilde dört dedim. Şöyle göstereyim. Şimdi şu boşlukları dolduracağız. Aynı işlem. Boşlukları doldurarak yapacağız. Yani dört tane başta, dört tane de aralarda toplamda sekiz kere kum, pul etrafına döşemiş oluyoruz. Şu aradan çıkıyoruz bu sefer. Evet. Şöyle aradan çıkıyoruz. Atlamayın. Doldurmaya başladığımızda aralar kayboluyor. O yüzden kaç tane, hangi arayı tamamladığınıza dikkat edin. Bir pul, bir kum, bir pul, bir kum aldım. Ve tabii bir pul daha aldım. İki kum, üç pulum oldu yani iğnemde. Bir tık geriden yine aynı işlemi yapıyorum. Çektim. Şöyle pulu elimle düzeltiyorum. Şekil yavaş yavaş çıkmaya başladı zaten. Hemen yan aralığa geçiyorum. İkinci aralığımı dolduruyorum. Sayın mutlaka 3, 4. Çünkü bunu araları doldurdukça bunlar birbirini sıkıştıracak. Şurada ara
görünmeyebiliyor. O zaman şekil ara atlarsanız şekil tam oturmuyor. Bir pul, bir kum, bir pul, bir kum. Bu şekilde pul, keçe üzerine puldan çiçek yapımını broşlarda da kullanabilirsiniz. Bunu sadece küpü olarak değil. Özellikle bu kanala yüklememin sebeplerinden bir tanesi de farklı birkaç broş modelinde size bunu göstereceğim. Birkaç kere daha kullanacağız ve birkaç çeşidi, birkaç tarzda yapılıyor bu. Farklı tarzda da yapılıyor. Pul dizme yöntemleri, bu şekilde çiçek yapım yöntemleri var birkaç tane. Tekrar çıktım diğer aradan. Şuradan. Hemen çok uzaktan çıkmayın. Taşın dibinden, yani çok net gösteremeyebilirim şu an. Odak sorunu yaşıyor gerçekten kamera. Hemen dibinden çıkmanız gerekiyor. Taştan uzaktan çıkarsanız etrafını güzel olmuyor. Yani uzak duruyor, ayrık duruyor. Ayrık durmaması için taşın dibinden çıkmanız gerekiyor. Şu an üçüncü arayı dolduruyorum. Bir pul, bir kum, bir pul, bir kum, bir pul. Keşke bu dışarıdan gelen sesleri kapatmanın bir yolu olsaydı. Bu da bana bir ders oldu. Bir daha hafta sonu video çekmem. Artık sesli videoları hafta içi çekeceğim. Evet, ben konuşayım bir taraftan. Sesler duyulmasın. Son araya geldik arkadaşlar. 3 tane yaptım. Son, bakın artık kapandıkça aralar kayboldu ama az çok fark edersiniz şöyle ayrık duran yeri. Son aramı da yine taşın dibinden çıkıyorum. Bir pul, bir kum, bir pul, bir kum, bir pul aldım. Tekrar bir tık geriden bandım. Şöyle bütün araları elimizde tutup düzeltin. Misina ters dönebilir. Doğru yerleştiğinden emin olmanız gerekiyor. Şöyle de çekin. Pulun birisi taşın etrafında, en alttaki de misina keçeye yapışmış olacak. Şöyle. Ve bitti. Modelimiz bu kadar. Evet. Taşın etrafında güzel pullardan çiçek yaptık. Şimdi arka tarafını nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Yalnız bitti ya. Burada hemen bir düğüm atalım ki buraya döşediğimiz pullar gevşemesin. Biz tıpayı yerleştirirken pullar gevşeyebilir. Şöyle çekip hemen şuradan klasik dikiş düğümü atıyoruz. Şöyle 2-3 4 tur sarın, çekin hemen. Bu şekilde artık istediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Gevşemez. Diğer kestiğimiz parça keçeyi alıyoruz. Şöyle kalın bir iğne ile öncelikle tam ortasına bir delik açıyoruz. Şöyle iğne ile deliği iyice açıyoruz. Şöyle bir delik oldu az çok. Evet, şöyle bakınca görünüyor. Şimdi bu deliği niçin açtık? Tıpamı nereye koydum? Şurada. Evet, küpe tıpasının ucu sivri olmadığı için keçeyi delmiyor. O nedenle delik açıyoruz. Ve bu şekilde keçeye tıpayı yerleştirdik. Sonra geliyoruz buraya. Bir miktar sıvı silikon. Şuraya. Çok değil. Alanımız çok küçük olduğu için çok fazla silikon dökmemize gerek yok. Bir miktar tutacak kadar. Donarsa yine taşı yerleştirirken söylediğim gibi yapıştırın, donmasını bekleyin, kurumasını bekleyin. Hemen dikmeye başlamayın. Şimdi bunu yapıştırdık.
donmasını beklerseniz şu tıpa hareket etmez. Çok daha sağlam durur. Şöyle yapıştırdım. Ben yine tabii vakit kaybetmemek için mecburen dikiyorum. Yapışmasını beklemeden. Şöyle. Önce iki keçeyi birbirine bağlayan bir düğüm atacağız. Şöyle iki keçeden. Arkadakilerle işimiz çok kalmadı. Bunlara odakladığı için görüntüde sıkıntı oluyor. Onları bir uzaklaştırmam gerekiyor şöyle. Şuradan pulları alırım. Bunları. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Şöyle geçiyoruz keçelerden. Önce bir düğüm atacağız. Misina'yı... Ay elime battı. Misina'yı kenara sabitleyeceğiz. Bir tık tamamen çekmeden, biraz çektikten sonra şöyle bir iki kere misinanın içinden geçin. Şöyle misinayı kenarına sabitlemiş oluyoruz. Sonra ben içine dizdiğim kum boncuktan yapacağım. Pembe kum boncuk kullandım içi için. Etrafına da pembe kum boncuk kullanacağım. İlk olarak bir kum boncuk alıyoruz. Bir kum boncuk aldım. Biraz aşağıdan bandım. İki keçeyi birden alacak şekilde çıktım. Şu tıpaya dolanabilir. Çektim. Şöyle kum boncuğun altından tekrar giriyorum. Çekiyorum ve kum boncuğu buraya yerleştiriyorum. Sonra iki kum, isterseniz tek kumla devam edebilirsiniz aynı işlemi yapmaya. İki kum alırsanız kenarında güzel böyle fermuar görüntüsü oluyor. Hoşuma gidiyor benim. İki kum aldık. Hemen biraz uzağından, çok dibinden banmıyoruz. Aynı işlem. Tekrar keçeye bandık. Çekiyoruz. Bu kez keçenin dibindeki şu alttaki kumdan sadece bir kum alıyoruz. Bir kumdan yukarı çıkıyoruz. Ortadaki kalıyor. Bunu çektiğimizde şöyle çekiştirin. Çektiğimizde kumun biri tepede kalacak. Evet yaptım. Aynı gösterdiğim şekilde etrafını döndüm. En son şöyle göstereceğim. Yapmadım o yüzden. İki tane yan yana kum boncuk kaldı. Buraya şöyle bir tane kum boncuk alıp tepelemesini yapacağız. Tepesini yapacağız. Şuradan hemen aşağıya banıyoruz. Şu şekilde tepeyi oluşturuyoruz. En sonunda yani tek bir kum alıyoruz bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor. Normalde yapıştırıp düz de dikebilirsiniz bu modelin arka kısmı için. Öyle de olabilir ama benim içime sinmiyor. Arka kısmının da güzel gözükmesini istiyorum. O nedenle arkayı da bu şekilde. Normalde şöyle baktığınız zaman arkası görünmüyor ama yine de çevirdiğinde hoş bir görüntü olsun istiyorum. Yoksa bu şekilde boncuk dizmeye uğraşmayabilirsiniz. Doğrudan keçeyi birbirine dikebilirsiniz. Yapıştırıp da bırakabilirsiniz. Çünkü ben sıvı silikonun da yapıştırıcı özelliğini çok seviyorum. Gayet sağlam yapıştırıyor. Donduğunda kolay kolay sökülmüyor. Çıktık hemen şuradan bir düğüm atıyorum. Şöyle kumaşa atıldığı gibi. Zaten keçe olduğu için birkaç tane düğümü içine saklıyor. Düğüm gözükmüyor. Şöyle çekiyorum. Sonra şuradan banıp hemen düğümün dibinden bandım. Şöyle misinayı düğümden uzaklaştırıyorum. Bir tık içeri çektiriyorum. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum ben. Şuradan kestim. Yine yakmayacağım. Modelimiz bu kadar. Tıpasını da taktığımız zaman gayet şık, kullanışlı bir küpe elde ediyoruz. Ben bunu neden bu kanala yüklüyorum? Burada bu model üzerinde size pul dizim tekniklerinden bir tanesini, aynı zamanda iki keçeyi birbirine bağlamada
kum dizme tekniklerinden birini göstermiş oldum. Her iki teknikte pul dizme, taş dikme, keçeleri birbirine tutturma, etrafına kum dönme. Bunların hepsi broş yapımında kullanılan teknikler. Ama bu teknikleri farklı tasarımlara uygulayabilirsiniz. Ben bir küpeye uyguladım. Bu normalde farklı tarzda bu çiçek yapılıyor. Broşlarda kullanılıyor. Önüne de kum alınıyor. Arkaya da kum alınıyor. Çok farklıydı. Ben uyarladım. Bu şekilde küpe olsa güzel olur diye düşündüm. Böyle bir tasarım çıkardım. Siz bundan minik kolyeler, yüzükler, broş, yaka iğneleri tasarlayabilirsiniz. Ben yine bu tasarımı broşlarda da kullanacağım. Hatta çok güzel bir fikir var aklımda. Bunlardan böyle demet oluşturup, buket oluşturup şöyle yaka broşu da yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bu pulları bu şekilde dikme yöntemi, bu kumları etrafında dönme yöntemi, ikili olarak bu yöntemde broş yapımında sıklıkla kullanılan yöntemlerden olduğu için ayrıca bu kanala yüklemek istedim. Bunun sessiz videosunu yine Şenay Tasarım'a da yüklemeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi küpe modeli olarak gayet güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. Ancak ben daha çok böyle goldlu, gümüşlü bu tarz renklerden ziyade daha pastel, daha ağır renkler seviyorum. Ama maalesef malzeme temininde sıkıntılar yaşıyoruz. Böyle tuhafiyelerden ancak ya goldunu ya gümüşünü bulabilirsiniz. Ben farklı renklerini bulduğumda bu modelden kendime de yapmak istiyorum açıkçası. Siyah düşünüyorum ben. Hatta simsiyah düşünüyorum. Çok hoş olabileceğini düşünüyorum ama siyah pul bulamadım maalesef. Farklı, daha ağır tonlarda ama yine bunlar da güzel oldu. Tabii gold ve gümüş sevenler için gayet şık bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Her hafta bir video, bir model yapmaya çalışacağım inşallah birlikte. Ve broş videolarını da sesli yapmaya karar verdim. Çünkü sessiz olarak diğer takıları sessiz anlatmak kolay oluyor ama broşta daha fazla anlatıma gerek duyuluyor. O nedenle broş videolarını sesli yapmaya karar verdim. Teknikleri anlatmak gerekiyor çünkü. Beğendiyseniz dediğim gibi kanalıma abone olabilirsiniz. Ve video yüklendiğinde bildirim, yeni videolar, yeni modelleri yüklediğimde bildirim almak için zili tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.